Merhaba dostlar. Şimdi geldik 5. bölümün tarama testini çözmeye. Yani ikizkenar üçgenin tarama testini çözüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlayayım ilk sorumu. Evet, bakalım ne hazırlamış Karekök Yayınları'nın yazarları, hocalarımız. Şöyle odaklanmayı da ayarlayacaktık. Tamamdır. Birinci soruya bakıyorum. Şimdi burada bir 3, 4, 5 üçgeni görüyorum. Bu sadece dik üçgen olduğu zaman 5, hipotenüs olursa olur demiştik. Başka ne demiş? D ve B noktaların D doğrusuna göre simetrikleri sırasıyla D ve B'nin D doğrusuna göre simetrikleri sırasıyla demiş. Şimdi bunun bir simetriğini alalım biz şöyle. Şöyle çizdik. Aynısını bir de şuraya getirelim, koyalım. Şurası 90, burası D'nin simetri olur, değil mi? Doğruya göre uzaklığı eşit olacak. Şu uzaklık eşit yani burasıyla burası. Bir de B'nin simetriği de B üssü burası olacak. Yani burası da 5. Elhamdülillah sizler de görün arkadaşlar. Sonra diyor ki BC diktir D doğrusuna. Tamam. BC dikse şuraya 90'ı çakalım, buraya da çakalım 90'ı. Başka ne demiş? Buna göre AD üssü. Şimdi 6 buraya geldi. 6 oldu. Demek ki AD üssü 6. BB üssü. Onu da 10 bulduk. D üssü B üssü. Yani şuradaki uzunluk. Tabii ki nereye geldi? Bu 3 geldi buraya, değil mi arkadaşım? 3'ü buraya simetriğini aldık. O da 3 geldi. Yani 6, 16, 19 oldu. Birinci sorumun cevabı Edirne'den çıktı. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şöyle bir alalım. İkinci soru. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? ABC bir ikizkenar üçgen demiş. İkizkenar üçgense kardeşim, iki kenarın birbirine eşit olması lazım. Şimdi ya bu iki kenar birbirine eşittir ya da bu iki kenarı birbirine eşitleyeceğim. Bu iki kenarın birbirine eşit olma ihtimali yok arkadaşlar. Bakın, çünkü biri 2x, biri de bunun 6 fazlası. Yani 2x'in 6 fazlası. X artı 6 olsaydı belki derdim ki hani bunlar eşit olabilme ihtimali var. O yüzden önce şunları bir eşitleyelim biz birbirlerine. Yani 2x ile x artı 9 eşit olabilir ki bu durumda x eşittir 9 çıkar. Ya da şu ikisini eşitleyeceğiz birbirlerine dostlarım. Hemen eşitleyelim. 2x artı 6 eşittir x artı 9 diyelim. Buradan da x eşittir 3 çıkar. Şimdi ya 9 ya da 3 oluyor. İki tane değeri var x'in. Alabileceği değerler toplamı da Denizli çıktı arkadaşlarım. 12 geldi. Evet, üçüncü sorudayım. ABC dik üçgen demiş. Tamam, 4 var, 6 var. AB ile BC'nin oranı nedir diye de bir soru soruyor ki. Neydi geometrinin birinci farzı? İkiz kenar görünce tabanına dikliği indir. Hemen şuradan bir diklik indiriyorum bu tabana. Ve bu diklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. 2, 2 diye. Sonra bir de Öklit çakalım isterseniz. Diklikten diklik indiği için dostum. Hemen diyelim ki H diyelim buna. H kare 2 çarpı 8 olacak gördüğünüz üzere. H kare eşittir 2 çarpı 8 ise H kare eşittir 16. H eşittir 4 geldi. Demek ki burası 4. Sen şimdi Pisagor yap şuradan. 2 var, 4 var. Yani biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıydı. Demek ki burası 2 kök 5. Şu üçgende hemen Pisagor'u çakalım şurada. Bakın 4 var, 8 var. Biri diğerinin yine 2 katıysa küçük olan 4'ün kök 5 katı yani 4 kök 5. Bizden ne istiyor? AB yani 2 kök 5 bölü 4 kök 5. Kök 5'ler giderse 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 geldi. Üçüncü sorumun cevabı da Ceyhan'dan çıktı. Dördüncü soruya bakarsanız hemen şu pratik yolumu hatırlayacaksınız dostlar. İkiz kenar üçgenin içinden salak bir doğru geçtiği zaman ne yapıyordum ben? Bu salak doğrunun karesi yani 2 kök 6'nın karesi 24 yapar. Eşittir. İkiz kenarların çarpımı yani 36 eksi ayırdığı parçaların çarpımı. Şimdi bakın bu parçalar için de şöyle oran vermiş. DC demiş BD'nin 3 katıdır. Yani burası K ise burası 3K. O zaman 3K ile K'nın çarpımı yani 3K kare. Şimdi 3K kareyi bu tarafa alalım. 24'ü de bu tarafa alırsam 36 eksi 24'ten 12 mi geliyor dostlar? Evet.
3'e bölersek her iki tarafı k kare eşittir 4. Yani k eşittir 2 çıktı. K'yı 2 bulduk. Şimdi k 2 bize neyi soruyor? 3k'yı soruyor. 3 kere 2. 6'yı da işaretledim hemen. Evet, 5. sorumuzdayız dostum. Bakalım ne diyor 5 numara. Şöyle güzel ayarlayabildim mi diye bakıyorum. Tamamdır. Diyor ki 5. sorumuz ABE üçgen. Tamam. BAD eşittir DAC'ye. Yani şu bir açıortay ve aynı zamanda yükseklik. O zaman kenarortay da olacak. Yani şurası şöyle olacak. İkizkenar da olacak dostum. Bu buna eşit olacak. Yani burası da 9 olacak. AD paralel CF. Şu AD doğrusuyla CF paralelmiş. Bunu biraz böyle uzatalım biz. Bunların ikisi paralel doğrularmış dostlar. Yani şurası da 3 oldu o zaman. Burası da niye 3 oldu? Çünkü orta tabanı oldu değil mi? Altının yarısı oldu. Hatta burayı da 2'ye böldü şu şekilde. X bölü X bölü 2 diye. Devam edelim. Başka kök 65 vermiş burayı. Hatta hemen bir Pisagor çakalım şuradan isterseniz. 9'un karesi 81 eşittir. Kök 65'in karesi 65 artı şuraya da K diyorum. K kare oldu. Şimdi 65'i çıkartırsak ne olur? 5, 15, 16 mı gelir? 16 eşittir k kare. K eşittir 4 çıktı. Şurası 4 birimmiş. Ve bakın burası 3'tü. Burası 4. O zaman şurası 5. Burası da 5 geldi. Yani toplam ne çıktı x uzunluğu? 11'im geldi diyebilirim. Evet. 6. soru. Yine bakın açıortay gelmiş, dikilmiş buraya. O halde ben bunu bir üçgene tamamlayayım şu şekilde. Ve burası kenarortay da olsun. Ve bu üçgen ikizkenar bir üçgen olsun. Peki burası da 90 derece. Ve bakın diklikten diklik indi. Hemen 6'nın karesi 9 çarpı şurası. 6'nın karesi 36'dır. 9 ile 4'ün çarpımıdır. Burası 4. Şu kenar 13 çıktıysa bu kenarın da 13 çıkacağını biz kayı kuralından biliyoruz. İkiz kenar, kenar ortay, açı ortay. Demek ki sorunun cevabı 13 geldi diyebilirim. Evet, 7. sorudayız. Bunu da şeklini ezberleyin demiştim gerekirse arkadaşlarım. Bakın şu ikiz kenar üçgenin şöyle dışından bir diklik indiğinde şuradaki üçgende ikiz kenar oluyor demiştik biz. Hatta bu ikiz kenarın şöyle tabanına da diklik indirelim dedik. Tabanına da diklik indirdik. Sonra bu da ikiz kenar üçgenmiş. Bunun da tabanına diklik indirelim. Burası 12 ya. 6 6 bölecek. Tabi şurası 2. Burası da 6 olacak. Bura 2 ise burada 2'dir. Şurada da bir Pisagor çakacağım ben dostlar. Tabi Pisagor'a gerek yok. Biri 2. Hipotenüs 2 kök 5. Demek ki burası 4 olacak ki biri diğerinin 2 katı iken küçüğünün kök 5 katı olsun. Ve bu da ikiz kenardı. Tabanına diklik indirdiğim zaman bu diklik bu tabanı 2'ye bölecek. Burası da 4. Demek ki toplam şu x uzunluğu dediğimiz yer 8 geldi. 8. sorudayız. Arka taraftan biraz leke çıkmış ama idare edelim. AC eşittir CB. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit. Paralel paralel ve biz şunu biliyoruz. Bu iki paralelin toplamı bir kenara eşitti. Yani şurası 4 artı x. Bir kenar dediğim ikiz kenara eşitti tabii ki. İkiz kenarlardan birine eşitti. Başka DE 4 tamam onu gördük. Diyor ki A noktasının BC doğrusuna uzaklığı. Şimdi A'nın BC'ye uzaklığı dediği şey buradan aşağı inilen diklik. Bu uzaklık 6 kök 2. Yani 45'in karşısı 6 kök 2. O zaman 90'ın karşısı ne olacaktı? Bunun kök 2 katı yani 12 olacak. 4 ile neyin toplamı 12'dir? 8'in toplamıdır dedim. 8. sorumun cevabı da 8 çıktı. Evet, tarama testinin ilk 8 sorusunu gömdük. Şimdi gelelim 9. soruya. Diyor ki ABC bir ikizkenar üçgen. Tamam, 30 ise şurası 75, burası da 75. 30 var, 10 var, 3 var. D noktasının AC doğrusuna uzaklığı. İşte uzaklık demek dik indir demektir dostum. Bu diklik nedir diye soruyor. X diyelim biz buna. Ve biz şunu biliyoruz. İkiz kenar üçgenin tabanından ikiz kenarlara çizilen dikliklerin toplamı yani 3 ile
x'in toplamı neye eşit olacaktı? Eşit açıdan çizilen yüksekliğe. Şimdi burası da 11'i ikizkenar olduğunda. Şuradan eşit açılardan yani şu 75'ten çizdiğim diklik benim 3 ile x'in toplamına eşit. Tamam mı kardeşim? Peki burada da 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı ne olacaktı şu yükseklik yani? Yarısı olacak 5. Demek ki h 5'miş. 3 ile neyin toplamı 5 diye soruyorum. Adana'yı işaretliyorum hemen. 10. soruya geçelim. 10 numara. ABC ikizkenar üçgen. Bakın 8, 8 ve şöyle uzantısını çizmiş bu adam. Uzantısından bir ikizkenarın uzantısına dikindirmiş. D noktasının BC'ye uzaklığı yani diğer ikizkenara olan uzaklığını soruyor. Şimdi canım kardeşim yine şuna da x diyelim biz. Bu dışarıdaki bir noktadan ikizkenarlara çizilen uzaklıkların farkı bu sefer yüksekliğe eşitti. Hangi yüksekliğe? Eşit açıdan indirilen şuna mesela. Bunlar eşit açılarımız. Ya buradan çizdiğim ya da C'den çizdiğim dikliğe eşit. Peki yine burada da 90'ın karşısına 8 düştüyse 30'un karşısı 4 olacak. Yani H dediğim şey 4. E kaçtan 3 çıkarsa 4 kalır? 7'den diyorum. 10. sorumun cevabı da Ceyhan'dan geliyor. 11'e bakalım hemen. Yine bir ikizkenar üçgen ve şunlar hangileri eşit? AB ile AC eşit. AB ile AC. Şimdi köşe taşını hatırlarsak bakın eşit açıdan çizilen yükseklikler var. Neydi bu yükseklikler için ne söylemiştik? 1. Yüksekliklerin uzunlukları eşit. 2. İkizkenarlar üzerinde ayırdıkları bak bu burada 2 birim ayırmış mı? Eşit açıyla dik arası. Bu da eşit açıyla dik arası 2 birim. E geri kalanı 4 ise bunun da geri kalanı 4. Yani ikizkenarlar 6 birim çıktı. Bu bir. Başka şu parça şu parçaya eşitti. Bu parça da bu parçaya eşitti dostlarım. Bunları da biliyoruz biz artık. Başka ne demiş? Buna göre diyor 4 var, 2 var. Alan ABC nedir diye bir soru sormuş bize. Ben şimdi alanı bulacağım tabii de bir yükseklik lazım bana. Mesela şu yüksekliği bulsam önden. Onu da şu dik üçgenden bulsam dostum bak şuradan. Hemen 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı h kare desem. Buradan 20 eşittir h kare gelir. H eşittir 2 kök 5 çıkar. Yani artık yüksekliğim 2 kök 5. Şuraya yazıyorum 2 kök 5 tabanım 6 çarpıp 2'ye bölüyorum. 2'ler gidiyor 6 kök 5 kalıyor. Yani 11. sorumun cevabı da Edirne'den geliyor. 12'ye geçtik. Şimdi tıpkı yükseklikte olduğu gibi çizilen bu açıortaylar arasında da şöyle bir ilişki var. Burada ayırdığı parçalar eşit. Şu parçayla şu parçası eşit yani burası da 3. Şu parçayla şu parçası eşit yani burası da 6. Ve tabii ki şunlar da mecburen birbirine eşit oluyor. Buna göre DC'nin en büyük tam sayı değeri dediği şey kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi DC şurası x diyelim. Ve sen de şunu biliyorsun. Bu üçgendeki biliyorum ki bir kenarın uzunluğu diğer ikisinin toplamından küçük, diğer ikisinin farkından da büyük olacak diyorduk. Peki buradaki en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. DC neresi? Şuradaki açımız. DC en fazla kaç olabilir diye sormuş. Ya şöyle de söyleyebilirsin. Buradaki uzunluk her zaman en fazla bu 6 olur. 6'dan daha büyük olamaz arkadaşım diyebilirsin eğer istersen. Ya bunu da nereden söylüyorsun hocam? Şimdi şurası dar açı. Dar açı. Şunlar da gerçi burada bu sefer dar açı dememiş ama biz kendimiz söyleyebilir miyiz diye bakıyorum. DC'nin en büyük değerini soruyor. Yani bizim en fazla şuradaki açının bu açıyla nasıl konuşabiliriz? Yani kısaca pratik olarak hep biliyoruz şu en fazla buradaki uzunluk olur ama hani bunun açıklaması nedir diye sorulursa ne diyeceğimizi bilmiyoruz tabii ki. Şimdi onu da düşünmek lazım. Gerçi ben bir düşüneyim onu arkadaşlarım. Yine size bir şekilde bir videoda anlatırım ya da illaki karşımıza çıkar. Ama siz bilin ki bu açıortaylar çizildiğinde şuradaki parça en fazla buradakine eşit olabilir. Daha büyüğü olamaz. Yani 7'den küçük olmalıdır diyebilirsiniz eğer isterseniz. Şunun en fazla buradaki sayıya eşit olur diyebiliriz. Ya da şöyle daha güzel bir açıklaması var mı diye düşünüyorum da arkadaşlarım. Daha güzel bir açıklama, daha güzel bir açıklama. Şu anda gelmiyor aklıma. Ya ne yalan söyleyeyim. Evet. Bu kadar.
Tamam, geçelim 13'e. ABC üçgeninde BD ve CD kenarortaymış bunlar. BAC. Şuradaki açı 90 dereceden büyükmüş dostlarım. Buna göre AD neresi? AD. Şuradaki X uzunluğu diyelim. Bu da X olacak. AD'nin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. BD ile CE'yi de 9 vermiş. Şimdi şurası 9. Şimdi burası da 9'sa bunlar ne zaman birbirine eşit oluyordu? İkizkenar üçgende. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen arkadaşlarım. Bunlar eşit. O zaman bunlar da x olacak diyebilirim ben hemen. Şunun da 9 olduğunu biliyorum dostum ben. Burası da 9'muş. Şimdi şurası 90 dereceden büyük diyor. Sen de diyorsun ki tut ki burası 90 olsaydı. Ya da şöyle yapalım. Hani neydi kural? Şu ikisinin toplamı 9'dan büyük olacak. Yani 3x büyüktür 9 olacak diyebiliriz. 3'e bölelim her iki tarafı. 3 büyüktür x olacak. X 3'ten büyükse en az kaç olur diye soruyor. 4 olur diyebilirim dostum hemen. Evet, geçelim 14 numaralı soruya. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC eşitmiş. Onu bir göstereyim. DE paralelmiş. Tamam, paralel. Diklikler var. EBC 30. EBC şurası 30 derece. O zaman şurası 60 derece olacak. 60 ikizkenarsa şu da 30 derece olacak. Yani 60, 60, buraya da 60 kaldı. Şimdi yöndeşlikten bu açıda 60, bu açıda 60. Demek ki eşkenar üçgenmiş şu üstteki küçük de. BE'yi 6 vermiş. Şuranın toplamı 6. Peki sen biliyorsun ki şimdi 60'ın karşısına düşen 6 ise 30'un karşısına düşen 2 kök 3. 90'ın karşısına ne düşecek? 2 katı. 4 kök 3. Yani o zaman bu da 4 kök 3. Eşkenar üçgenin bir kenarını 4 kök 3 bulduk. Şurası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. 2 kök 3 diyelim. HC'yi soruyor. HC neresi? Şuradaki uzunluğumuz. Şimdi burası da 2 kök 3. Ve diyorsun ki 90'ın karşısı 2 kök 3 ise şu 30'un karşısı yarısı olacak. Kök 3. Buranın da 4 kök 3 olması için buraya 3 kök 3 kaldı. Yani 14. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 15 numaradayım. AB paralel DC. AB paralel DC. AD paralel BC. Yani burada bir paralel kenar var. O zaman burası da 12'dir diyelim. DAC açısı bakın 1'e 2 oranı ve diklik var. Ne yapacaktık biz? Köşe taşında ne öğrendik? Muhteşem üçlü yapacağız. Önce şu açıları bir yerleştirelim. DAC. DAC. Şurası 2A. Neresi A'ymış? C, A, B. Şurası da A. Hatta şurada bir Z harfi var. Burası da A. Bunu bir yazdık. Şimdi X kaçtır diye soruyor. Hemen şurası 90 derece ve ben muhteşem üçlümü çizdim. Burası, burası, burası birbirine eşit. Bu A ise artık bu da A. Ve A ile A'nın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşitten bu da 2A. Burası ile burası eşit olduğu için 12 ise şu uzunluk da 12. Bu da 12, bu da 12. Yani x ne çıktı? 24 çıktı dostlar. Evet, saatte gecenin bir yarısı oldu. Artık burada duralım. Bir sonraki videomuzda da konu testi 1'i çözeriz diyelim. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere dostlar.